işte dört sokakta, senin geçmediğin sokakta. O sırada tütün içiyor ve çayını içiyor. Bir de avlu varken tütünü ve çayı içmek için neden sokağa çıkıyorsun? Sokağa neden? Yani insan sokakta çay yapar mı yani, çay içer mi? Avlu var, pencere önü var, öncesinde orada içiyor. Balkon. Balkon var. Hatta o fotoğrafı göstersenize. Birazdan haber, yani şeyde de VTR'de de ekranlara gelecek, bunu demiyorum. Avlunun önünde hatta keşif yapıyor ya emniyet. Keşifte orada, evet, keşif fotoğraflarından bahsediyorum. Orada Recep Orozoğlu, yani karısı da arkada çay verirken ya da kayınvalidesi mi görünüyor arkada? Dışarı niye çıkıyor? Ya hayır, ya sokağa niye çıkıyorsun? Bu fotoğraftan bahsediyorum. Yani avlu varken oturabileceğin yer de var. Diyor ki ben sonrasında diyor sokağa çıktım diyor. Yani o şeye, senin geçmediğin, yürümediğin sokağa. Oraya çıktıysa görür katil. Şimdi Beyza da diyor ki Recep'lerin olduğu tarafa doğru yürüyordu. Bir yürüyen de Recep'ti diyor. Neyse, şu Recep'in keşif görüntüleri, evin önündeki keşif görüntüleri bir ekranlarınıza gelsin. Çevirdim, ben kurtarabilir miyim dedim. Azmedemiyorum. Ben bu haksızlıkları azmedemiyorum. Gerçekten. Unutamıyorum. Hiçbir şey unutamıyorum. Beyza'nın gördüğü komşu Recep miydi? Vazgeçme. Komşu Recep'in olay yerinde çekilen keşif görüntülerine ulaştı. Tarih 30 Aralık 2022 saat 20.50. Burak Kurna cinayetinin tüm tanıkları o sokakta o günü canlandırdı. Oradan geçen birini gördüm ben. Aşağı doğru gidiyordu. Bir şey düşer ya tak tak diye ben iki kere ses duydum. Sanık Recep önce kendi evinde nerede olduğunu anlattı. Ardından da Burak'ın evinin önüne götürüldü. Beyza'nın katili gördüğünü söylediği yerde böyle çekimler yapıldı. Önce tüm dairelerin ışıkları kapatıldı. Recep'in görüntüleri ışıklar açıkken de böyle kayda alındı. Şimdi bütün, yani emniyet gerçekten çok titiz bir çalışma yapmış. Deniz Emniyeti'ni kutluyorum. Çok titiz bir çalışma yapmış. Ama şimdi o gece şimdi Beyza'nın birkaç farklı şeyi var, söylemi var. Ben tek bir şey söyledim önce diyor. Fakat şimdi ona geçeceğim, Beyza'ya geçeceğim. Şimdi olay gecesi diyelim ki Recep katil değil. Tamam, buradan teaser'dan dönmenize gerek yok ki. Veterin kendisini fotoğrafları versenize Hakan. Veteriye girmeyin. Benim sizden istediğim fotoğraflar. Fotoğrafları ekranlara getirin. Veteriye girmenin ne anlamı var? Şimdi Recep Orozoğlu gerçekten katil değil. Ve evinin önünde de canı çekmiş. 1274 sokağa çıkıyor. Orada canı çekmiş, yani sokağa çıkmış. Çok enteresan. Avlu bahçede oturmuyor. Kış vakti sokağa çıktı diyelim. Akşam saat 20.15'te. O sırada da işte diyelim ki kendisi katil değil ve Burak'a da vuruyorlar. Silah sesini duyuyor. Hatta o tarafa da baktığını söylüyor. Hatta araba var, diyelim ki Burak'ı görmedi. Beyza diyor ki katil oradan o tarafa doğru yürüyordu. Bunu Beyza'nın gördüğü katili Recep nasıl görmedi? Mutlaka görmesi lazım. Yani görmediyse demek ki kendisi yani. Kesinlikle görmesi lazım. Ya da Beyza'nın gördüğü kişi başka biri miydi? Beyza onu katil mi zannetti? Ya da Beyza'nın gördüğü kişi Recep Orozoğlu değil de... Mutlaka görmesi lazım. Yani Beyza'nın gördüğü kişi acaba onun tanıdığı, bildiği biri miydi? Bilmiyorum. Ya başka bir ihtimal yok. Mahalleden birisi. Bu net. Ve Recep hani bir silüet görüyor ya. Evet. Bıyıklı, uzun, zayıf. Yani o mahallede hepsi yaşlı. Recep haricinde hepsi yaşlı. Recep kaç yaşında? 32 falan. Yani 30'u geçik ama hani gene genç, yani diğerleri 60-70 yaşında.
Tamam, bir de evinin önündeki fotoğraflara şimdi girer misiniz lütfen? Bunu gördük. Şimdi diğerlerine geçelim lütfen. Recep Orozoğlu ile ilgili bu değil, bundan bahsetmiyorum. Recep evin önündeyken sanki oradan geçiyor, Beyza'nın gördüğü kişinin Recep olduğu söyleniyor ya, az önce VTR'de girilen fotoğraflardan bahsediyorum Hakan. Onu girelim. Hadi lütfen. Binanın ışıkları da açık zaten. Hani biraz önce dedi ya VTR'de. Hani çok karanlıktı. Kalsın. Karanlık olduğunu biliyor. Hadi beni görmemiş. Çığlıklarımı duymuş. Murat'ı nasıl gördü o zaman? O fotoğraf fix kalabilir mi arkadaşlar? Hadi bak yapacaksınız. Kalsın fix bu. Hadi lütfen yani. Tamam, devam et lütfen. Yani mesela Emel Hanım diyor ya hani karanlıktı. Murat'ı nasıl gördü o zaman? Evet. Hadi benim hani çığlıklarımı duymuş hani. Çok zifiri karanlıktı, çok karanlık. Özellikle yani siz, sokaktan ziyade bizim o buranın düştüğü yer karanlık, evet. Fotosel ışık yanmadığı sürece. Evet. Ama o şeyden sonrası Recep'in o olduğu yer, binanın bütün ışıkları açık ya artık. Bak, Işıklarda yansıması var ve sokak lambası da var zaten Recep'in olduğu Burak yerde. Burak vuruyor katil. Burak yere düşüyor. Fotosel yanmaya devam eder mi? Etmez. Yani birkaç saniye açık kalıyor bilmiyorum ama onun testleri yapılmıştı zaten, dosyada vardır tamam. Bu. Katil oradan geçerken ya da Recep Orozoğlu oradan geçerken. Yani o yanmasa bile zaten birinci katın şu an ışıkları kapalı ya, birinci katın ışıkları ne kadar aydınlatıyor. Yani bir sonraki fotoğrafta ışıklı şekilde var bir ya. Bir sonrakini girin Hakan, bir sonrakini girin, bir sonraki fotoğrafı girin. Yani orada zaten bir aydınlanma var, yani net bir belirginlik var. Bu değil, ışıkların yandığı fotoğraftan bahsediyoruz. Diğer fotoğraftan, ışıkların yandığı fotoğraftan. Bu mu arkadaşlar? Hadi takip edeceksiniz, getireceksiniz, evet, ekranda. Yani İnanıyorum kadar fark yani ediyor. Gerçekten. Neyse. Işıkların yandığı foto bu. Işıkların yandığı foto. Ki bu hani keşif günü ben de oradaydım. 31 Aralık'ta yapıldı ve keşif gününde herkes gayet net gözüküyordu yani. Ama Beyza'nın baktığı yerden ne kadar göründüğü önemli işte. Diyelim, Beyza'nın baktığı yerden katil diyelim ki Recep Orozoğlu değil. Recep Orozoğlu o sırada kayınvalidesinin orada tütün içiyor, işte çay içiyor diyelim. Katilin oradan gelişini görmesi lazım. Hadi sen katili görmedin, katil de sen değilsin. Silah sesi geliyor ya orada. Gitmiş, içeri girmiş, araba bakmış, araba içeri girmiş. Hatta 30 dakika sonra diyor biz diyor dışarı çıktık diyor. Hayır, Recep Orozoğlu. Hayır, ambulans geldiğinde ben ambulansa koşarken Recep'i tak diye gördüm. Şimdi 3 dakika. Şimdi Recep Recep bir ambulans aramaya çıkıyor. Yani 30 dakika. Hayır, ben söylemiyorum onu. Bunu Recep Orozoğlu söylüyor. Recep diyor ki ben diyor i̇şte silah sesini duydum. İçeri girdim. Ondan sonra yukarıdan Halil geldi. Halil geldiğinde de yaklaşık bir 30 dakika geçmişti. Bağırış çağırış oldu diyor. Şimdi ifadelerinde o kadar çok çelişkiler ki var Halil ki. Halil niye direkt o tarafa bakıyor ki? Hani başka yere de bakabilir. Niye direkt bizim evin oraya bakıyor ki? Yani sesin o taraftan madem o kadar için. Karanlık nasıl bakıyor, nasıl görüyor Halil de oradan bizim evin ama oradan. Ama sesin oradan geldiğini, hatta sizin evin arkasında mı Luna Park var? Evet. Sizin evin arkasında olduğu çok için. Çok uzakta Luna Park ya. Luna Park bilin ana yolda. O kadar uzakta. Tabii ana yolda Luna Park. Şimdi Beyza katili gördüğünü söylüyor. Biraz şimdi sol silüetten şuradan gördüğünü söylüyor. Sol taraftan vücudunu görmemiş. Ya yani biraz görüyor. İşte zayıf Recep Orozoğlu'na benziyor diyor. Ve bunu... Yani 1,5 yıl boyunca, 14 ay diyelim boyunca kimselere söylemiyor. Ya Ayşe ablacığım, bu senin torunun değil mi? Evet. Sen torununu tanıyorsun. Nasıl bunu saklar? Sen sordun mu Beyza'ya? Sordum ama aynı cevabı verdi o da. Ne dedi? Pencereden baktım dedi. Hı. Kıvracık yürüyordu dedi. Hı. Onu söyledi. Ne, öncesinde yürüyormuş? Kimse Beyza'ya öyle şey sormadı aslında ya. O sonra gördükten sonra sordu. Odaları evet. Kapattı kendini. Evet. Dayım mesela çağırırdık, gidin başımdan derdi, ağlardı. Dayımı özledim. Dediğimi derdi. Yapar mısın Hakan lütfen, çok rica ediyorum. Dediğimi yap lütfen. yani hayır, şöyle bak. Şimdi sonrasında sen hiç Beyza ile cinayetten sonra konuştun mu? Konuşmadım. Çünkü onu da konuşmadık yani. Hiç konuşma. Senin torun değil bana mi? Bana dedi daha hani fazla üstüne gitme, ağlıyor dedi Nurfegil. Hmm. Bir şey sorma anne dedi. Duyulduktan sonra yani. Sen sormak istedin. Evet. Merak ettin. Evet. Ya anne çok ağlıyor dedi, üstüne gitme dedi. Sen de toruna üzüldün. Hani sorunca. Hani bir şey sordun mu ağlıyor dedi. Şimdi Recep Orozoğlu, Beyza geleceğim. Kapısının önündeyse eğer gerçekten ifadesinde söylediği gibi katil de kendisi değilse, karşıdan gelirse görür mü? Görür. Hı? Kendisi de söylüyor zaten, görürdüm diyor biri geçse.
O zaman bunu kim öldürdü? Yok mu oldu? Işınlandı mı başka bir yere yani? Böyle bir ihtimal yok zaten. Ya da katil o kadar şey mi? Öldürdü. Aman umurumda değil. Elimi kollumu sallaya sallaya yürüyeyim mi dedi. Şimdi Fatih diyor ki kiracı Fatih. Bir gün önce orada. İşte bir gün önce öldürecekmiş. Çünkü evin içine birileri girmiş bir gün önce. O şeylerin Recep Orozoğlu'nun alt katını birileri girmiş. Hatta Recep bunu karısına söylemek istememiş. Korkutmak istememiş. Pencerenin birinci kattaki kimsenin oturmadığı boş olduğu dairenin balkon kapısının mı penceresinin kırık olduğunu görmüş. Ya da açık olduğunu balkon görmüş. Balkon kapısının kırıldığını. Kırıldığını görmüş. Dolayısıyla bir gün önce orada bir hareketlilik falan olduğu söyleniyor. Yani aslında hani korkutmamak için diyor ya hani bunu çok kez hani farklı farklı şeyler de dedi. Hani yok korkutmamak için, yok ürkütmemek için, yok rahatsız olmasın eşim diye ama asıl sen söylemezsen eşin oradan uzaklaşman lazım. Biri o evin kendi kapısını kırmış. Belki hırsızdır. Belki sizin evin kapısına gelir karın varken. Yani bunu asıl söylemesi gerekmiyor mu zaten? Ya gerekiyor da. Şimdi katil bir gün öncesinde de o evin kapısını kırarak içeri anladığım kadarıyla bir keşif yapmış. Eğer bir gün öncesinde gerçekten Recep'in dediği gibi o kapı... Yani aslında Recep'li de gelse bir gün önce neredeymiş, ne yapmış... Evet. Yani onları da bir söylesinler. Dediği gibi gerçekten orada bir gün önce keşif yaptıysa... Burak'ı öldürdüğün sırada ateş, silah sesi geliyor ya... Niye, nasıl sokağa çıkar o adam yani? Ya da ben sonuçta mahalleden biriyse, gerçekten Recep'in kendisiyse... Recep zaten benden kimse şüphelenmez diye... evinin yolu çünkü, evinden çıkıyor, kayınvalidesine gidiyor diye düşünür millet. O yüzden de oradan oraya gitti ve işte... ama kendisinin evinin önünden ayrılmadığını da söylüyor. Kayınvalidesiyle beraber olduğunu söylüyor. Ama şu iddialar da var. O gün beraber yemek yememişler. O fotoğrafı ekranlara getirir misin Hakan? Sofrada beraber yemek yedikleri görüntü var. Beraber yemek yememişler. O sırada Recep Orozoğlu işte karısı Nurgül'le beraber evinde aslında. Sonrasında şeylerin evine geçiyorlar. Kayınvalidesinin evine geçtiği söyleniyor. Yani çok inanılmaz, inanılmaz çelişkiler var. İnanılmaz çelişkiler var. Yani doğru bir tanedir. Yalan söyleyerek yalanlarını da karıştırıyorlar aslında. Hı hı. Yani şimdi benim elimde bir... Neyse. Şimdi benim pazartesi salıdan sonra bazı iddialar var kulağıma gelen de. Yani onu ekrandan soracağım ben ya. Dayanamıyorum artık yani. Doğanay, sen anladın yani bu meseleyi. Doğanay biliyor ya. Ya benim bazı şüphelerim var yani kafama. Şimdi Doğanay bana bir şey yazdı da. Yani özür dilerim ama midemi bulandıran bazı şeyler kafama, aklıma takılıyor mesela. Dur ya, sana göstereceğim. Selma'ya göstermem lazım bunu ben. Bekle lütfen. Selma bir sessiz oku tatlım. Bakar mısın? Bu ne ya? Bu nedir ya? Bunu ben gerekirse açıklayacağım ama. Yani açıklamak zorundayım yani. Selma, beni anladın olduğunu. Böyle bir şey olabilir mi ya? Gerçekten inanamıyorum. Gerçekten inanamıyorum yani.